Böyle bir ses. Başladı herhalde değil mi şimdi? Yo, Starfield. Ne intro yok. Şu an Abi. başladı mı onu şey yapıyor. Ha başlamış tamam. Başladı 10-20. başladı. Yani intro çok sıkıcı olabilir ama bence biraz bizi dinlesinler. Çünkü bu podcast 20. saatten sonra açılıyor. Yo. Evet. Orta jenerasyon podcast'imize hoş geldiniz. Orta nesil. Müthiş. Başlıyoruz. İnternette yeterince oyun konuşan adam yokmuş gibi dedik biz de bir konuşalım bari. O yüzden Üstelik sakallarımız da var. En azından benim var. benim yok. Tüh. 2 aydır evden çıkmadım. Sakal o durumda yani. Oo, çok iyi. Korkunç. Tam aradığım kasa. Evet. 12 saat Starfield oynadık. Ve çok değerli fikirlerimiz var bu oyun hakkında. Pardon. Bir şey İyi misin? yaptım. İyiyim, iyiyim. Kalktım, geldim. Vurulmuş değil mi PlayStation tarafına falan? Microsoft stüdyoları tarafından yapılmış Starfield hakkında konuşalım. Biraz aynı zamanda biliyorsunuz ki Overwatch ve Call of Duty'nin sahibi. Aynı zamanda Skyrim, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Ya bunlar da bir bok anlamıyor oyunlardan Deadpool. Şey miydi bu ya? Bu Skyrim'i yapan şirket. ya. Yok kardeşim, şeyle karıştırıyorsun ya. Skyrim Fallout'la. 5. Harbiden doğru, Fallout. Zaten hepsi birbirlerinin aynısı olduğu için. Başlıyoruz hadi buyurun. Hayda. Of, uzaylı Skyrim, uzaylı Fallout Skyrim'in ikincisi çıkacakmış. ya. Üçte. aynen 2025 mi? JPEG dosyası olarak gösterdikleri oyun mu? GIF'ti bence bu arada. Yani JPEG bile değil. Daha PNG diyelim en azından. orada bir oynayan şeyler yok muydu ya? Bir video. Ya o da Wallpaper Engine gibi geldi bana bir İyi artık. Ya drone'la uçurmuşlar işte şeyin üstünden. Ovaların üstünden. evreni nerede geçmez artık. Evet, ben size Starfield konuşalım diye topladım ama aslında o fotoğraftaki teorileri konuşmak için buradayız şu an. Ne Evet. anlatıyor sizce o Elder Scrolls 6 fotoğrafı? Bence çok güzel bir hikaye anlatıyor. O da damage control diyoruz biz buna. Fallout 76 gibi bir oyun çıkardıktan sonra ortalığı toparlamak için çıkıp Elder Scrolls 6'yı duyuruyorsunuz. Sonra böyle bir şey oluyor işte. Daha çok Nasdaq borsacılarına yönelik bir duyuru diyebilir miyiz? Yani şey yapmışlar. Tepesinden halka arzı. CD Projekt Red'e bakmışlar. Kardeşim bire mi tut demişler. Peki Buralar şeyden daha iyi değil mi ya? Yani Venice Red'den daha okey değil miyiz abi buna? Bayağı yani Venice Red'i aynen abi bayağı hazırmış yani falan şeklinde. Neyse ama en azından trailer'dan şunu çok iyi çıkarıyoruz. Büyük ihtimalle Skyrim 6 Game Pass'e gelecek. Trailer'da onu görüyoruz yani çok rahat bir şekilde. Çünkü Microsoft yapıyor oyunu. Aynen. Az önce de şeyleri satın aldılar. Neydi bu firma Call of Duty yapan? Onu satın aldılar. Crash, Bandicoot falan, Doğru. Spyro Doğru. oynayan 3 kişi falan kaldı zaten onları da. Ağlıyormuş. Bu arada bu aralar çok şey haberi görüyorum. Halka arz. Bu konu hakkında bir düşünceniz var mı? Ya şöyle ortağı olduğum oyun şirketinin oyununu bir oynayayım dedim ya. Hani anlatabiliyor muyum? Bir bakalım yani, Bir şimdi hani bakalım. yapıyorlar, ondan sonra kontrolde diyorlar da bir de biz bir QA yapalım dedik. Tabii. Bir baktım her yer bug anasını satayım. Yapay zeka embesilden hallice. Tüh. Dedim Todd böyle olur mu ya?
Sen benim gelirimi düşürmeye mi çalışıyorsun ya dedim. Ben senden kaç kağıt aldım dedim. Kardeşim bizim o deri cekette hakkımız var. Tamam mı? Çok haklı. İnanılmaz. Kafayı yiyeceğim. Bethesda'dan mı hisse almak daha mantıklı, Martha'dan mı? Hangisinin Microsoft'tan. New York borsasına açılmış? Martha. İşte. Martı bir de evet açıldı sonuçta. Yatırımcısının da yüzünü güldürdü mü o kısım? Bende yok o kısım. Ama şey zile bastığı video güzel. Yani Tabii gaza getiriyor canım. tabii. Mesela onu NFT olarak satmayı... Oho muhabbet var. Evet arkadaşlar ya şimdi konuşalım. Ben 24 saat Starfield İyi misin peki? oynadım. Karışık kafam karışık. Yani 24 saat oyun oynadım ama oyun hakkındaki bilgim sıfır. Bir de bir şey biliyormuş gibi toplandık buraya. Siz ne kadar oynadınız söyleyin bakalım. 20 saat oynadım ben. Ben de aşağı yukarı o civardayım. Maksimum bir saat fazladır yani. Evet, ana görevlerde neredeyiz? Bilmem. Ben Ya da cidden unuttum bu arada ne yaptığımı ana görev olarak. Şey, en son Sara'yı yanıma aldım. Bir yere gittik. Mora diye biriyle konuşmaya. Sonrası yok, bir daha devam Ayda et. mı? Ayda mıydı o? Ayı geçtim, aynen ayı geçtim, doğru. Aydan sonraydı değil mi? Okey. Ben de o Ben civarda bir yerdeyim. Ama mesela... Faction Aha. görevlerine de aldım full. Değil mi abi? Şeyle Faction sardı mı sarıyor. Deli fena sarıyor yani. ya bir de Ruid aynen. şöyle bir hastalık var bende. Mesela bakıyorum bir görevin çok güzel olduğunu anlıyorum. Mesela bir yan görevin, bir faction görevinin tamam ben sana sonra geleceğim diyorum. Ve böyle ayak işleri yapıyorum. Getir götür yapıyorum. Ondan sonra eleman çağırıyor yardıma. Gidiyorum bankaya yani mesela bir şey görüyorsun ve hani oyundaki her gezegen, her alan, her böyle settlement diyeyim tamamen çok eşsiz bir şekilde dizayn edilmiş. O yüzden sürekli girip bakasın geliyor. Giriyorsun, herkesin bir görevi var anasını satayım. Herkes bir şey anlatmak istiyor sana. Bankaya giriyorsun, işte kredi vermiştik, krediyi ödemedi. Şu elemana bakar mısın diyorsun. Elemanına gidiyorsun. Ondan alıyorsun. O elemandan bir görev çıkıyor. Onu takip ediyorsun. Şu bu. O yüzden yan görev GG yani şu anda gerçekten. Şey pardon, ana görev. E sen yan görev oynayıp 15 level oldun değil mi ya? Aynen sadece yan görev yani. Yan görev kaç experience veriyor? 50 falan galiba. Çok fazla. Maksimum 100 falan veriyor herhalde. Ve 250 bir kere gördüm ama belki de o ana görevdir. Şimdi unuttum. Helal Siz olsun. Helal bayağı olsun. gezdiniz oyunda herhalde. Boş gezdiniz böyle hani Evet keşke. baya. Dünyaya gittiniz mi? Bir şey var mı dünyada? Ben üşendim gitmeye açıkçası. O Dünya LoL'ün kocaman bir Ankara mimine Evet, dönüşmüş. gerçekten birebir aynısı yani. Başka hiç nasıl anlatılır bilmiyorum. Yok olmuş, çökmüş, gitmiş bir Aynen gezegen. yani. Yukarıda tekst Ankara, aşağıda tekst Ankara. Tam olarak dünya bu şekilde. Bilmiyorum daha ne kadar iyi anlatılabilir ama. Ben bir de şeye gittim, Ay'a gittim. Ondan sonra şeyi aradım. Bu işte Moon Landing ve Amerikan bayrağı falan aradım. Bunu yapmak için de şeye girdim, Google'a girdim, baktım. Ondan sonra Moon Landing ayın neresinde koordinatlarına baktım. Ondan sonra oyundaki haritadan en yakın noktayı seçtim. Gittim oraya indim. Aradım bulamadım. Sonra öğrendim ki bu aslında şey. Böyle yan görevlerden şuradan buradan oraya gitmek için bir şey alabiliyormuşsun. Böyle bir yan görevimsi bir şey. Niye Ama bir... spoiler verdi şimdi? Ya o kadarcık olsun. Spoiler Ya... verince zaten bile önemli değil. Unutuyoruz çünkü. Oynamıyoruz Tabii. ki ana görevi. Evet. Benim de Bence... yaptığım en Buyur. hamallıca şey şuydu abi. İndim New Atlantis'e. Daha yeni varmışım. Sağa sola bakınıyorum böyle. Ben bir de profesör başladım oyuna. Sağa sola bakınıyorum böyle etrafımdan. Bir tane adam dedi. Hey Hacit dedi. Bir dedi bakacağım buraya. Dedim ne oldu dayı? Dedi ben dedi bilimsel bir araştırma yapıyorum. Dedim ben de profesörüm hacı yani. Söyle bize de bakalım falan filan.
Dedi ki bana dedi şu civarlara dedi sensör yerleştirir misin dedi. Ben dedi bir datayı toparlamaya çalışıyorum dedi. Eğer benle dedi yardımcı olmayacaksan bana dedi gölge etme dedi. Ben başka insan istemem dedi. İyi tamam yapayım dedim. O sırada şey bu artifact'i aldığım için başım falan dönüyor hala. Gittim abi. Sensörleri yerleştirdim. Sonra bir tane çocukla tanıştım. Çocuk bana dedi ki bir tane yumurta arıyorum. Çocuğa yumurtasını bulabilmek için 500 para harcadım. Cebimde 5 kuruş para yok falan. Sensörleri yerleştirdim. Adama yardımcı oldum. Adam çok tedirgin oldu. Dedi ki eyvah eyvah. Umarım Must bunun farkındadır falan yaptı. Bu kadar. Ne anlattım ben az önce bilmiyorum. Yani aslında olay tamamen bundan ibaret. Oyuna giriyorsun, her şey ilgini çekiyor, her şeyi yapmak istiyorsun, yapıyorsun. Neden yaptığını bilmiyorsun, aldığın keyif gereksiz derecede güzel yaptığın olaya kıyasla. Ve yapıyorsun kardeşim. Yani o dediğin görevi ben de yaptım. Ondan sonra o çocukla karşılaştım. Yumurtayı istedi, carçurt. Ondan sonra öğrendim ki bu çocuk gitmiş bu yumurtayı Trade Center'a vermiş, karşılığında para almış. Trade Center'a gittim. Kadınla konuştum. Kadın diyor ki çocuğa acıdım da verdim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sonra gittim yumurtayı satın aldım karıdan. Ondan sonracığıma işte ya böyle bir şeyler yapıyorsun, yapıyorsun. Neden yapıyorsun bilmiyorsun ama çok güzel. Çünkü evrende bulunmak, o evrende bir şeyler yapıyor olmak çok keyifli. Hani içinde bulunma hissini gerçekten güzel veriyor. Mesela oyunda ilk şeye indim. New Atlantis'e geldik ondan sonra. Yukarı çıktım. Böyle yok kahveci, maveci, yok barlar falan var. Bara girdim. Barın bir tanesinde birisi oturuyor işte silah uzmanı mı ne? Hani gemine şey alabiliyorsun böyle çalışanlar falan alabiliyorsun. Ondan sonra silah uzmanıymış. Gemiyi nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ondan sonra pazarlık yaptım. Bir de benim ikna kabiliyeti de yüksek diye pazarlıkta fiyatı yarıya indirdim. Ondan sonra şey yaptım. Bu kadını hire ettim. Ne oldu? Bilmiyorum. Kadını nasıl kullanacağım bilmiyorum. Benim gemimde ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama yaptım yani. Bu arada şey diyeceğim, benim deneyimim tam tersi senin anlattığın ilgili. Sen dedin ya işte o içeride olmak keyif veriyor, ne yaptığını bilmiyorsun ama oynuyorsun bir yandan keyif alıyorsun o evrende olmak. Tam tersi. Hiç keyif vermiyor. İnanılmaz sıkılıyorum Allah Allah. Niye oynuyorsun? ben. Bir hype dalgası tabii. Starfield bana şeyi hatırlattı. Uzun zamandır o hissi almıyordum. Oyun eskiden benim için oyun oynamak zaman öldürmek şey eylemiydi. Yani böyle ciddiye almadan önce oyunlar. Şimdi onu hatırlattı. Ciddi ciddi yapacak hiçbir şeyim yoksa zaman öldüreyim istiyorsam Starfield oynuyorum yani. Hani ondan öteye geçmiyor. Benim için keyif verici bir deneyim olmuyor Starfield oynamak. Çünkü ya bilmiyorum çok her şeyi olabilecek en sıkıcı düzeyde seçmişler. Tercihleri o yönden tasarlamışlar gibi geldi bana. Aslında şöyle, biz çok yan görevlere daldığımız için hani onun o kalite düzeyinin belli bir seviyede olması beklenebilir. Hani işte bu tabii ki bir eleştiri. Her yan görev mükemmel, aşırı çekici olsun ama bazı şeylerin öyle olması normal. Ama mesela ben çok gereksiz ve ayak işi görev yapıyorum ama ona rağmen hoşuma gidiyor. Çünkü böyle o dünyada, o evrende bir vatandaş olma hissi vesaire bunları veriyor bana. Ya da ne bileyim İşte canım istediği için bir yer görüyorum. Bu Neon'da şey var. Bir tane club var. Hani uyuşturucunun tüketilebildiği tek yer. Lounge mı ne? Oraya girdim. Bir bakınayım dedim. Önüme gelenle konuşuyorum. Ondan sonra yukarılara falan çıktım. DJ ile tanıştım. DJ dedi ki benim şarkılarımı çaldı birisi. Bulabilir misin? Ondan sonra bulayım kardeşim falan filan dedim. Çıktım gezindim. Ondan sonra bir tane fan çalmış bunu. Müzikleri de o anda dinliyordu. Dedim kardeşim geri ver. Hani o sohbetleri yapmak, o muhabbete girmek kendini anlık hani ortalama bir orta jenerasyon bir oyun ama Yanlış adamı benim kırık panitim ya.
Mesela orta düzeydeki bir hareketi, bir eylemi yapıyor olmak bile o güzel dizayn edilmiş dünyada gezmenin şeyiyle, işte karakterleriyle, konuşmalarıyla bence hep keyifli yani. Ya ama şey, bir görev alıyorsun mesela, diyor ki git şununla konuş diyor. Ondan sonra o kişi, yani verilen görevdeki kişiyle konuşmak için bir en az 4-5 tane loading screen'den geçiyorsun. Gidiyorsun, Alışın. konuşuyorsun. Sonra görevi verene geri gidiyorsun. Arada eğer bir aksiyon varsa sadece o. Bazı görevlerde de hiç aksiyon bile yok. Sadece gidip konuşuyorsun, bir şey veriyor veya onu teslim et, onu gel. Bu tek bir şeyle çözülebilirdi. Telefon. Yani telefon denilen iletişim teknolojisi. Bununla çözülebilirdi, bu kadar basit bir şey. Veya ne Ya, bileyim yani. dünyanın halini gördün mü? Ne telefonu ya? Tamam da neler neler. 2300 yılındayız. Sen dünyanın halini gördün mü ya? Sen bir dünyaya hiç gittin mi? Ya gitmedim de, bir iletişim teknolojisi yok mu bu dünyada? Ben onu Ya merak baz ediyorum. istasyonu var mı sence? Yıldızlar arası çalışan. O sinyali yıldızlar arası iletecek teknoloji yok ya zaten, hani ona bir şey demiyorum. Yani Ama telefonla konuşulmaz ama hani şey, o eleştiriyi de anlarım mesela, sürekli, yani sürekli demeyeyim de böyle merak edip takip ettiğin yan görevlerde işte git şunu yap, git bunu yap, git konuş gel falan da olabiliyor. Ama mesela bazen de çok değişik şeyler oluyor. Mesela bir tane yan görev yapmak için bir yıldız sistemine gittim. İlk kez girdim o yıldız sistemine. Girer girmez bir gezegenin işte yörüngesindeydim. Gezegenden bana bir tane şey geldi, mesaj geldi. Yani yan görev hakkında spoiler vereceğim ama hani ne kadar böyle ilgi çekici olduğunu göstermek için. Gezegenden bana bir mesaj geldi işte. Yörüngemize bir cisim girdi efendim. Bir cisim yaklaşıyor. Yörüngemize bir cisim geldi. İletişim kuramıyoruz, cevap alamıyoruz. Hani böyle saldırgan mı değil mi bilmiyoruz. Eğer böyle işte iş ile ilgilenmek istiyorsanız buraya gelin konuşalım dedi. Aşağı indim. Öğrendim ki burası bir tatil gezegeniymiş, ama oraya bir otel kurmuşlar. Bir tatil köyü kurmuşlar Gezegeni mi? gezegene. Aynen. Şirket zamanında orayı satın almış. Yani Gezegeni. gezegeni satın almış da Yani. gezegende tatil resortları kurma hakkını satın almış. Aynen, Oraya yaptığım görevi. bir işte resort kurmuşlar. Güvenlikle konuştum. Ondan sonra siz niye ilgilenmiyorsunuz dedim. Dedi ki işte müşterileri, sakinleri çok alarma geçirmek istemiyoruz hani bir şey olduğuna dair. O yüzden üçüncü parti birini kullanmak istiyoruz dedi. Bir gidip bakar mısın? Gittim. Yörüngeye çıktım. Ondan sonra şey güzel. Her gördüğün gemiyle böyle telekomünikasyona şey yapabiliyorsun. Mesela iletişim kurmaya çalışabiliyorsun. Gemiyle iletişim kurmaya çalıştım. Böyle garip garip sinyaller geldi. Gittim gemiye dokladım. İçeri bir girdim. Böyle insanlar konuşuyor, konuşuyor. Kapı açıldı. Birden beni görünce, "Aa sen insan mısın?" dediler. Ondan sonra böyle böyle, meğersem bunlar zamanında dünyanın yok olacağını anlayıp dünyadan kaçma planı kurmuş milyarderlerin şeymiş, torunlarıymış. O milyarderler zamanında bir koloni gemisi inşa etmişler. Dünyadan kaçıp dünyaya benzer bir gezegene yelken açmışlar. Ama bu olayı yıldızlar arası hızlı şeyi, yani hızlı ulaşımı, bu grav drive dedikleri şeyi icat etmeden önce yaptıkları için adamlar 200 senede yavaş yavaş ilerleye ilerleye gelmişler. O geminin içinde insanlar yaşamış, doğmuş, büyümüş, ölmüş falan filan. En son o gezegene gel. Yani böyle en küçük şeyde bile bazen çok detaylı, aşırı ilginç hikayeler çıkabiliyor bence. Bu arada bu dediğin hoşuma gitti, çünkü bu görevi ben tamamen tersinden oynadım. İlk başta ben bu 200 yıllık o şeyle karşılaştım, gemiyle. Onlar dedi aşağıda bizim bir yer var, orayı aslında bizim orası, gidip bir konuşur musun diye. Senin deneyiminin tam tersi olmuş yani benimki de. Bu Bak güzelmiş, mesela bilmiyordum bunu. bu açıdan güzel yani, aynı görevi bile böyle çok küçük bir farklı yaşıyorsun. Evet. Çok doğru. Starfield çok böyle sohbet edilesi bir oyun. Herkes çok başka bir tecrübe yaşıyor gerçekten. O Beni yüzden şey mesela... Heh, bu söyle. pardon, sen söyle. Ya o yüzden mesela oyunu oynayıp da keyif almadım diyen insana kesinlikle saygı duyuyorum. Çünkü yani bu rastgele olan bir şey değil de oyunu biraz kendi tecrüben haline getirmen gerekiyor. Oyun Çok içerisinde doğru. kendi roleplay'ini yapman gerekiyor ve Aynen öyle. kendini kaptırdıktan sonra oyun içerisinde, o oyundaki evrende kendi kendine üstlendiğin rolü kabul edip
buna göre hareket ettikten sonra bence aldığın zevk çok artıyor. Bu doğru. O yüzden de bana gelmedi galiba. Çünkü benim oyun alışkanlıklarımla hiç uyuşmuyor Starfield. Bende şey yok mesela. Rastgele yürüyorum. Bir işim, görevim var. Onu yapmaya gidiyorum. Bir tane NPC'nin önünden geçiyorum. O NPC kendi kendine konuşuyor. Sol üstte şey beliriyor sonra. Görev geldi yeni. Ben dinlemedim ki onu. Alt yazı geçti. Benim aklım başka yerdeydi. O yüzden ilk sizin başta ilgi çekiciliğini kaybediyor o görev zaten. Dikkat eksikliğiniz olabilir mi acaba? Var bende, evet. Short TikTok Reels izler misiniz genelde? Evet. TikTok'tan siz, beyni yanmış. Siz Z kuşağı olarak mı tanımlıyorsunuz kendinizi? Tanımlamak yetiyor mu burada? Yani ben Z kuşağıyım deyince Z kuşağı oluyor muyum? Günümüz böyle değil mi? Benim pronanslar Z kuşağıya uyuyor mu bilmiyorum. Apache, Atak Helikopter. Size ben çünkü teşhis koyacaktım. Dikkat eksikliğiniz var şeklinde. Ama bu son kısım tabii benim checklistime bayağı bir şey yaptı. Bir şey diyeceğim. Bu size de olmuyor mu? Bir tane göreve gidiyorsunuz. Birileri konuştuğu için görev açılıyor sizde. Sonra ne yapıyorsunuz mesela? Abi ben yeni hayatımda hiçbir oyunu bu kadar pür dikkate oynamadım. Çok sana, samimi söylüyorum. Sana yemin ediyorum sonuna kadar katılıyorum. Birisi konuşuyorsa o benim görevimmiş gibi götüne giriyorum. Dinliyorum ne oluyor, tamam mı? Çünkü vallahi onu yapmak sana gerçekten ödül veriyor. Yani böyle bir ödüllendirilmiş hissini yaşıyorsun. Çünkü dinliyorsun, öğreniyorsun olayı, konuşuyorsun. Birazcık daha detay alabiliyorsun ve hani bunu merak ettiğim için dinliyorum. Zorunluluk olduğundan değil. Merak ettiğim için dinliyorum, bir şeyler öğreniyorum ve o görevi hani direkt yapmak istiyorum çünkü bundan 10 saat sonra unutacağımı bildiğim için direkt yapıyorum. O yüzden böyle çok uzadı yani benim hikayeden uzaklaşış, yan görevleri yapış. Şeye girdiğinde, Atlantis'e ilk indiğinde, bilmiyorum fark ettiniz mi, böyle bir koloniye bir bu Spacer diyorlar ya, Spacer mı yoksa Crimson bilmem ne diye bir korsan şeyi var, faction'ı var. Bunlar ikisinden biri bir outpost'a saldırmış bir gezegende. Bu United Colonies'in koruması altında olan bir outpost. Ondan sonra oradan kaçırabildikleri insanları kaçırmışlar. Bir tane de çocuk var yanlarında. Diyorlar ki işte merak etme, biz seni evlat edindireceğiz. Biz sana bir aile bulacağız falan filan. Hani bu kadar detaylı konuşuluyorsa herhalde bana bir görev çıkacak. Ben hepsiyle konuşmaya çalışayım dedim. Hepsiyle konuştum. Sadece yaşananlar hakkında detay aldım ama görev almadım. Herhangi bir görev çıkmadı. Ondan sonra bundan 10 saat geçti. Hani çocukla konuştum, dedi ki işte benim ailem farklı bir gemiyle kaçtı. Benim ailem ölmedi. Bana işte beni evlat edindirmeye çalışıyorlar. Aha dedim, ulan bununla uğraşacağım. Bana ailesini bulduracaklar. Klasik Bethesda oyunu dedim. Ama görev falan vermedi. Bundan 10 saat geçti. İşte New Atlantis'te geziniyorum. Bir de tamamen şehrin farklı bir kısmındayım. Bu 3 farklı alana ayrılmış New Atlantis. Ben en üst kısmındayım. Residential area'dayım. Bir baktım o çocuk, yanında da 2 tane ebeveyn. Gittim yanına, ne yaptın lan dedim. Annemle babam geldi, buldular falan filan dedi. Hani hiçbir şey görev abi, yapmadım. İnanılmaz. Hikaye ilerlemiş ama. Aynen. Görev yapmadım. Bana bir görev vermedi. Ama sırf o konuşmayı dinlediğim için 10 saat sonra o dinleme olayımdan bir ödüllendirilmiş hissettim yani. Evet ya, bu görev tasarımları herhalde zevke göre değişiyor. Yani sen sevmişsin mesela. Bana da gelmedi. Bu Cyberpunk'ta da öyleydi. Cyberpunk'ta oynuyorum. Sağ altta birileri telefonla arayıp duruyor beni. Bir şeyler, araba satmaya çalışıyor. Araba çal benden diyor. Bir şey yapıyor. Bu hiç bana gelmiyor. Hiç ilgi çekici olmuyor ya. Ben gidip ne bileyim göreve oynamak istiyorum gerçekten. Birilerini dinlemek istemiyorum. Acaba ana görev mi yapsam? Ama oyun izin vermiyor ki. Oyun her yerden bana input veriyor. Benim dikkatim inanılmaz bozuluyor o anda. Algım hani hangisine odaklansam diye düşünüyorum. Şu an benim görev listem öküz gibi dolu. Hangisini yapsam bilmiyorum.
Çünkü bazıları muhtemelen çok rastgele görevler, küçük görevler. Bazıları gerçekten ilgi çekici görevler. Ama hangisi bilmiyorum şu an. İşte o yüzden görevi gördüğün an yapışacaksın. Çünkü o an o seni tatmin edecek ve hani şey olay örgüsünü unutmayacaksın. He. Mesela nasıl başladığını unutabilirsin. Zaten her Bethesda oyununun klasik olayıdır yani. Skyrim'de bile vardı bu her zaman. O aldığın görevlerin neden aldığını, nasıl başladığını unutuyorsun ama göreve başlayınca gerisi geliyor yani. Seni kaptırıyor için her zaman. Evet, Ama orada. mesela dandik bir görev yapmaktan korkuyorsan o dandik görev büyük ihtimalle senin görev listende activity kısmında gözükendir. Heh, aynen. Onun dışındaki görevler mesela mavi logolu görevler böyle orta halli yan görev diyeyim. Bir de kendine has logosu olan görevler var. Onlar da Aynen. büyük faction görevleri anladığım kadarıyla. Aynen. Anladığım kadarıyla diyorum çünkü 25 saatte hiçbir şey yapmadım oyunda. Doğru. Böyle rozetimsi şeyler olduğunda faction görevi oluyor. Oyunun logosu zaten main quest. Dediğin az buçuk doğru ama activities'de de gizli cevherler var. Şöyle bir görev yaptım ben de. Bunu aynı zamanda bir arkadaşımın yapışını da izledim. Ben sonra yaptım. Ondan sonra yaptım. İşe girmeyle alakalı bir tane görev. İşte gidiyorsun işe, başvuruyorsun, bayağı bildiğin mülakat yapıyorsun. Sorular soruyorlar sana, dolduruyorsun onu falan filan. Ondan sonra merkeze gidip diğer insanların CV'lerini siliyorsun abi. Seni işe alsınlar diye. Ha, ilk oyunla başlarken görevlerden biri. Aynen bak mesela o activity izin altında. Ondan sonra ama şöyle bir farklılık var mesela. Hani şeyde dem vurduk ya farklı tecrübeler. Şöyle bir farklılık anlatacağım onunla alakalı. O yüzden bir arkadaşımdan da izledim kısmını değindim. Neyse çok uzatmayayım işte en sonunda bir tane başkanla konuşuyorsun diyorsun ki hani bu adamın şeyini verin belgesini verin o da diyor vergi borcu olduğu için veremiyorum. Sen bana bir güzellik yap ben sana bir güzellik yapayım git benim gemimi yok et oradan sigortadan para alayım. Diyorsun okey hallediyoruz. Gemisini buluyorsun abi dediğim gibi arkadaşım gitti o gemiyi direkt patlattı tamam mı? Hiç lootlamadı, etmedi vesaire. Git direkt o gemiyi patlattı, göreve devam etti. Ben gittim, gemiyi lootladım. Lootlayınca başkanın ne kadar yavşak biri Aynen. yavşak biri olduğunu öğrendim falan filan Kötü mesela. karışmış. O Ya iki vali kötü karışmış. Ama bak mesela orada da şöyle bir sorun var. Bu beni Red Dead Redemption'da da itmişti oyundan. Şimdi mesela o başkanın pisliğini buluyoruz o uçakta, tamam mı? O görevi eğer o yolla yapacaksan. Sonra gidip bir de onu bildiriyoruz. Hı. Başkan şöyle bir suça karışmış diye. Sonra hiçbir şey olmadı oyunda. Vali hala yerinde duruyor. Gittim bir de valiyle kavga ettim. Ben senin suçunu buldum. İşte şöyle oldu. Sen ne şerefsiz adammışsın falan diye. Sonra gittim bildirdim. Hiçbir şey olmadı oyunda. Yani bu kadar büyük bir şey, bu kadar büyük bir şehrin valisi, Mars'ın valisi bu ha. Mars gezegeni. Hiçbir şey olmadı oyunda ya. Çok gerçekçi oyun demek ki. Bazı siyasiler kötü şeyler Aa. yapınca başlarına bir şey gelmiyor. Vay. Olacak, olacak, olacak o kadar. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Skyrim'le dedi ya Murat'ın. Skyrim'le mesela çok büyük bir farkı bence. Şimdi Skyrim bir map'ti Vade ve geçmesi dese ya. Skyrim bir map'ti ve onu bir map olduğu için doldurmuşlar içini ve tabii ki hepsi el işi, handcrafted, bütün her şeyi tasarlamışlar. O yüzden orada rastgele görev alınca sadece bir tane fast travel yapıyordun ve gidiyordun oraya. Şimdi burada aynı görev alma şeyi var, sistemi var. Ama bu sefer burada bir tane map yok. O yüzden Yıldızlar var değil mi? Doğru. evet, o da çok yorucu. Bence bilmiyorum bu görev sistemi biraz bir değiştirebilirdiniz bunu. Ya. O eleştiri sese bak. O eleştiriye Favori oyuna laf edilince erkekler diyebilir miyiz? O eleştiriye sonuna kadar katılıyorum. Çünkü yani bu sonuçta arka planı uzay ve işte kolonileşmiş bir
evren olan bir oyunda hani tabii ki farklı gezegenlere gidip farklı şeyler yapıp farklı yıldız sistemlerine gidip farklı şeyler yapman bekleniyor. Hani oyuncu olarak zaten bunu yapman bekleniyor ama işte bu seçildiği için bazı handikapları var. O da işte yıldız sistemleri arasındaki problemler, git geller, ondan sonra yükleme süreleri bol bol. Ha, yükleme süreleri. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta şunu sorayım genel olarak. Şimdi bu bir No Man's Sky değil veya Star Citizen değil, değil mi? Gezegenden gemine binip gezegeni istediğin gibi geminle gezemiyorsun. Ondan sonra gezegen işte geminle gezegenden kalkıp şeye çıkamıyorsun, yörüngeye çıkamıyorsun. Yörüngeden bir ışık yıl işte grav drive'la istediğin şey aslında grav drive'la uzaydayken istediğin yere gidebiliyorsun. Map'i açmana gerek yok bu şeye basabilerek bu R1 diyeyim artık. R1 mi? Dostum burada Microsoft Exclusive bir oyun hakkında konuşuyoruz. Ne R1 ya? Bu arada Xbox kumandası kullanıyorum yani o kadar bilmiyorum. Ben de. Yani işte hani onu yap, o güzel mesela uzaydayken istediğin yıldız sistemine şey yapabiliyorsun, seçerek gidebiliyorsun. O güzel ama şey yok. Gezegenden kalktım, yukarı çıktım. Ya da hatta şey de yok arası diyeyim. Gemime gittim, gemiye çıktım. Gemiye girerken de loading screen var. Ondan sonra uzaya çıktım. Mesela bunlar yok. Bu bir homojen bir akış yok. Sizin genel olarak bu konudaki tecrübeniz nedir? Benim çok kötü öncelikle. Ben çünkü şeyi çok seviyorum. No Man's Sky'ı. No Man's Sky'da hiç araya bir şey girmeden çok uzak mesafeler gezebiliyorsun. Bu No Man's Sky'da benim çok hoşuma gidiyordu bunu yapmak. Hiç takılayım öyle araya hiçbir şey girmeden. Çünkü araya bir şey girmesi o birkaç saniye olsa bile bozuyor. İstemiyorum böyle bir şey. Hani bunu deneyimlemesem daha önceden No Man's Sky'da şey yapmazdı beni, itmezdi. Ama deneyimlediğim için zaten Starfield'la ilgili en büyük benim sorunum bu. Starfield'daki her şeyi çok fazla oyunda oynadım. Starfield'da onun üstüne bir şey koyamamış. Hatta daha da eksisi. O yüzden yani işte onlar bence çok büyük eksi bu arada. Murat'ın dediği şey. Gemiyle ben de uzaya yükselmeyi çok isterdim ya. Çünkü gerçekten hani hazır yapılmışı var, anladın mı? Aynen. Gemiyle de uzaya çıkıver abi, ne bileyim. Bir kere yani şunu mu düşünmüşler? Şimdi oyuncular çok fazla seyahat edecek. Bu onlar için bir konfor olsun. Hızlıca bassınlar gitsinler. Böyle bir şey mi istemişler? Yani dizayndaki mantaliteyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu teknolojik olarak imkansız bir şey değil gibi gözüküyor. Yani çok oyun geliştirmeden anlamayan birisi olarak atıp tutacağım ama teknolojik olarak çok mümkün değil gibi gözükmüyor. Bu herhalde bir tercih. Bunu tercih etmişler yani. Ama niye evet, bunu tercih etmişler? O mantık nedir? Gerçekten anlamlandıramıyorum. Bence bu Bethesda'nın teknolojik olarak limitasyonu. Şimdi onların oyun motoru biraz tarihi eser yani, hepimiz biliyoruz. Şu an ben bilgisayarda en yüksek ayarlarda oynuyorum. Görsel olarak çok güzel. Ona lafım yok ama altta yatan teknolojide bayağı sıkıntılar var. Şimdi hani Skyrim'de de hatırlarsınız şeye gidiyordun. Mesela koca alanda geziyorsun, White Run'a gidiyorsun. White Run koca bir köy. Onda loading screen çıkıyor. Yani o köye girerken bile bir loading screen var. Onu üstesinden gelmek için modlar falan vardı. Mesela ben onu kurmuştum. Güzel ama oyunun stabilizasyonu bozuyordu. Hata falan olabiliyordu. Yani bu büyük ihtimalle Bethesda'nın teknolojik eksikliği. Ha, şeyi anlarım. Mesela insanlar istiyor ki ben atıyorum şeydeyim. Mars'tayım. Neptün'e gideceğim. Kumandayı ittiriyorum. Sabaha kadar oturuyorum. Bakalım gemi gidecek mi? Hani bunu denemişler. İşte 8 saatte ulaşıyor bir gezegenden bir gezegene. Ama gezegen orada yok. Şimdi bu zaten saçma bir şey. Yani oturup 8 saat, 10 saat boyunca oturup gezegene gitmeyi beklemeyeceksin. Ama şey olabilmeliydi yani. Gezegenden kalktın, uzaya çıktın. Bu olmalıydı. Aynen. Fast travel'ı orada atarsın değil mi mesela? Ha. Veya gemiye binerken olmasın kardeşim. Gemiye bindiğinde koyma ya. Evet. Ya işte Skyrim'in, pardon, Bethesda'nın o oyun motorunun en büyük sorunu o kapılar. O kapı olayı her şeyi bozuyor. Her yere bir
giriş koymuşlar. Herhalde bu muhtemelen onların motorunun limiti. Limit yetene kadar sana izin veriyor Bethesda oyunun oynayabilmen için. Gerisine yok abi diyor. Sen benim tasarladığım şu bekleme ekranına bir bak bakalım. Tamam. Ama tasarladığım bekleme ekranının ortama giriş şekli bu arada. Sağda dönen yarım çemberler. Bak, ama evet. Saçma bir şey söyleyeyim mi? Mesela gemiye binerken bir loading screen var ya. Olmasına gerek yok. Çünkü mesela bir bug videosu izledim. Adam şey yapıyor. Hani şeyle glitch'le bug'la falan kokpite biniyor ve tamamen functional yani çalışıyor. Veya mesela bazı yerler var. Üst kata çıkmak için asansöre biniyorsun ve loading screen giriyor. Ama jetpack'te uçarak üst kata çıkabiliyorsun ve her şey olması gerektiği gibi. Yani asansörü ben bekleyeyim ya, bana siyah ekran vereceğine ben o demir kapıya bakayım. Yukarı çıkayım ve o şeyi hissiyatını yaşayayım. O alan hissiyatını yaşayayım değil mi? Veya şeyde... Gizli loading bile koymamış yani. Apaçık. Apaçık koyuyor. Bak New Atlantis'te şehrin 3 farklı aşaması var yani, böyle must section, işte ondan sonra residential, commercial ve landing gibi. Ben New Atlantis'i evimden daha iyi biliyorum. Mesela orada da trenle seyahat ediyorsun değil mi alanlar arasında? Evet. Gerek yok. Şey yaparak, uçarak alanlara gidebiliyorsun. Gerçekten ve, mi? Evet. Ve loading hani şey, bütün NPC'ler falan spawn oluyor. Aynen, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Adamlar gizli, aslında gizli fast travel koymuşlar. Seni alıp trenle üst kata taşıyor. Yani mesela hani bunun şey olması diyorlar. Güzel bir şey. Hani opsiyon olarak olsun. Ama ben mesela yürüyerek de çıkabileyim oraya. Bana bu opsiyonu ver ki ben oranın böyle birleşik bütün bir şehir olduğunu hissedeyim. Ben bayağı harita parça parça zannediyorum, biliyor musun loading girici? Bir de loading de uzun değil. Şimdi tam SSD falan ama böyle bir giriyor bir çıkıyor loading yani. Ben de bilmiyorum siz ne kadar sürüyor ama. Yani tabii SSD'den SSD'ye değişir. Konsolda bayağı kötü durum, öyle gördüm ama. Öyle benim... miymiş? Aynen, ben bayağı hani söyleyeyim, ben pahalı, bayağı pahalı bir SSD aldım yakın zamanda. Hani çat 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 girip çıkıyorum. Bekleme hiçbir problem diyor. Beklemede sıkıntı yok. Ama o şeyi bozuyor yani, nasıl diyeyim sana, sunumu bozuyor, bütünlüğü bozuyor. Evet, ben... o büyüyü öldürüyor abi. Evet, büyüyü yok ediyor ne yazık ki. Çünkü hani dertler dinliyorsun, karakterler, evren böyle uçup gitmişsin, oyunda mısın artık, metaverse'de misin, tırnak içinde söylüyorum bunu. İronidir, lütfen üzerime gelmeyin. Kaptırmışsın gidiyorsun, kendin sonra birdenbire ekran kararıyor abi. Hani kim evet. ister ki böyle bir şey. Bu arada ben Series S'de oynuyorum. En düşük makine belki de. Yükleme ekranları yine 1-2 saniye, 2-3 saniye bir şey. Ne iyi o zaman. Evet evet, o konuda kendi makinelerini iyi optimize etmişler. Ya işte hani bazı şeyler teknoloji limitasyonu, bazı şeyler de çok saçma seçimler. Mesela şey yapabiliyorsun biliyor musun? New Atlantis'e özellikle landing yerini seçmek zorunda değilsin. Ben özellikle böyle ittire ittire piksel olacak şekilde New Atlantis'in olduğu yere gemimle indim. Böyle uzakta bir yere indim. Ama uzakta New Atlantis gözüküyordu. Yürüye yürüye gittim ve şehir olduğu gibi duruyor. İçeri girdim. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Aslında o biraz da şeyi mantıklı kılıyor biliyor musun? Ben de New Atlantis'te özellikle FPS düşüşleri alıyorum ama geri kalan gezegenlerde bayağı akıyor oyun. Sadece New Atlantis'te kasıyor. Diyorum bu kadar parça parça şehir niye kasım kasım kasıyor? Meğerse arka planda diğer parçalar da var yani. Var var. Mesela New Atlantis'ten jetpack'inle çık, kilometrelerce ilerleyebiliyorsun ve bir sürü şey var. İşte rüzgar tribünleri var, gidiyorsun orada çalışan insanlar var, konuştum, sohbet ettim. Hani oraya enerji sağlıyormuş. Ondan sonra bir yere gittim, cesetler var, ölmüşler falan filan. Ondan sonra ne olduğunu anlamaya çalıştım. Yakınlarda bir yerde böyle kanalizasyonla ilgilenen bir ekip var. Onunla konuştum. Dedi ki hani spacerlar geldi, bize terör estiriyorlar. Şurada saklanıyorlar, gidip bakabilir misin dedi. Hani gittim baktım ve şeyden, New Atlantis'ten kilometrelerce uzağım. Orada hala görevler çıkıyor karşıma, yapıyorum ve sonra istediğim gibi yürüyerek döndüm. Mesela böyle bir opsiyonu tanıyorsun. Çok güzel. Şehrin dışına çıkıp bir sürü yapacak şey veriyorsun. Ve içine girdiğin yerler tamamen eşsiz. Her şey çok güzel dizayn edilmiş. Hiç böyle girdiğimde birbirini tekrar eden bir yer görmedim.
Ondan sonra sırf bu görevi aldım. Bu görevle 30 dakika uğraştım. Ve değişik değişik şeyler çıktı karşıma. Geri döndüm. New Atlantis'e gitmek istiyorum. Ama çok uzakta mesela. Bana bir yüzey aracı ver. Anladın mı? Hani gemimle Abi, uçmama tam izin ondan vermiyorsan bile. bahsedecektim. Ben de Tam ondan ondan bahsedecektim. bahsedecektim. Çok hissediliyor eksikliği ya. O kadar Evet. hissediliyor ki. Ya koskoca gezegen yapmış. İçine giriyorum, gemimi indiriyorum. 1000 metre uzakta mağara gözüküyor. Küçük, Şimdi küçük de değil gezegenler. Gezegenler küçük de değil. Büyük yani. oraya yürüsem mi? İçeride önemli bir şey var mı? Muhtemelen yok. Ama yürümek de istiyorum, merak ediyorum. Ya bir tane bir araç, bir tane sadece olsa yeter ya. Niye bu kadar limitlediniz kendinizi? Ya mesela şey olsa, Star Wars'taki speeder bike'lar var ya, öyle bir şey olsa mesela. Evet. Bir hızlı bir şey. Bu arada bir Bethesda oyununda var mı araç? Ben hatırlayamıyorum. Herhangi bir Bethesda oyununda. Yok herhalde, değil mi? Aa. Abi bu kadar araç düşmanı. At, Skyrim'deki atları sayabilirsin belki. Ha evet. Bu Ama arada o at kodunu al, üstüne teknolojik araç PNG modelini yapıştır, ver bana ya. evet. Şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben işte 20. saatindeyim. Hiç insan dışında bir tür görmedim. Benim bu konudaki düşüncem büyük ihtimalle bu hikayeyle alakalı. O yüzden girmek veya konuşmak istemiyorum. Oyun beni şaşırtsın. Çünkü o aslında evren içerisindeki bir, hani bunu şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Birkaç kişiyle konuştuğumda hani insan dışında herhangi bir şeyle karşılaşmadık ama insanlık evrende bayağı genişledi, bayağı yerlere yerleşti. Hani şimdiye kadar hiç görmedik ama görebiliriz gibi konuşan birkaç insan oldu. Şimdi ana görevde biraz mistik ilerliyor ya, bence bununla ilgili bir şey çıkacak ama bilmiyorum, hiç öğrenmedim. Spoiler da yemem inşallah. Evet, de ama yok ya, sadece insanlar var. 2300 yılında United Settles bilmem ne kurmuşlar. Bilmiyorum, bu garip geldi bana. Sadece insan, tamam, bu kendi tercihleri eleştiri değil bu arada. Sadece bana garip geldi. İnsan şeyle oynak. Çünkü bir ton oyun yaptınız siz ve bir ton türleriniz var. Hikaye yazmayı da seviyorlar. Garip hikaye yazmaları. Sadece insan olan bir evren yaratmışlar. Tamam, okey. Ne diyeyim? O yakında bir tane Game Theorist videosu gelir o zaman. Skyrim ile Starfield aynı evrende mi geçiyor? Ne dediniz buna? Khajiit falan gözüküyor değil mi böyle oyunun sonunda? Evet. Ya ben bekliyorum ya, öyle bir şey çıkar bence. Skyrim gezegeni, anladın mı? Gidiyorsun böyle Skyrim'den kalma alıntılar. Fallout gezegeni. Gidiyorsun işte Big Daddy silahını buluyorsun falan. Yok şey, neydi onların giydikleri kıyafetler? Hatırlamıyorum şimdi. Asla aklıma gelmiyor. Fallout'takilerin mi? Aynen. Şu Iron Blue. mavi sarı olan mı yoksa suit böyle daha demir Suit var suit ya olan hani, mı? kasklı masklı Neydi devasa. onun adı Allah bilir. Dur Ama bakayım. bence hepimiz Fallout 4'ün kapağındaki o zırh değil mi? Aynen Ha, aynen o. power armor. Ne armor? Power armor'lar. Ha aynen o galiba, Ya aynen. evet. İşte evet, bilmiyorum. Bir şey daha soracaktım. Sizin aklınızda bir şey varsa söyleyin, o ben hatırlayana kadar. Benim soracağım şey biraz sona saklanması gereken bir şey olduğu için ben şimdilik size salıyorum. Yoksa söylerim. Hı. Oyunun Oyun sen. ekonomisi nasıl buldunuz ya? Görev yapıyor ama çok az para kazanıyorum ben ya. Ama Ben de... hepsi dandik gen görevler olduğu için mi böyle? Ya biraz öyle. Ben şuradan dem vuracaktım. Oyun çok gerçekçi çünkü gemimin benzinine para yetmiyor. Aa, evet ya. Geminin benzini mi? Geminin benzini ile ilgili bir şey mi var oyunda? Şöyle, yıldızlar arası yolculuk yaparken Ha, tamam. benzin kapasiten var ona göre. Ama mesela şey güzel. Gemine aldığın çalışanlar ne kadar kualife olursa, mesela kullandığın benzin diyeyim artık, Cevden Allah kahretsin benzin dedi bir kere. Benzin, fuel işte benzin. Yakıt. Yakıt, benzin aynı şey yani. Bir takım Neyse dinozor işte. kalıntıları.
Yani gemine aldığın çalışanların kualifikasyonuna göre kullandığın yakıt da düşüyor falan. Böyle öyle güzel küçük mantıklar var. Evet. Veya bir gemi değiştiriyorsun mesela. Bazı gemilerde hani sana şey yapıyor, limitini gösteriyor. Hani şu kadar ilerleyebilir diyor. Daha önce hiç yolculuk yapmadığın bir gezegene gideceğinde hani daha gelişmiş gemilerle tek seferde gidebiliyorsun. Bazılarında özellikle başka bir yıldız sistemine gidiyorsun. Ondan sonra oradan özellikle tekrar gitmen gerekiyor falan filan. Ben de mesela astrofizik profesörüm ya işte astrofizikle başladım o yüzden skill ağacında. Mesela o da %10 mu %15 mi yanlış olmasın daha az yakıt tüketimiyle mesela şey yapıyorum. Seyahat ediyorum mesela aşırı mühim bir upgrade yani çok rahatlatıyor. Şeyler falan hiç konuşmadık. Mesela outpost kurabiliyorsun. Ondan sonra ev satın alabiliyorsun. Evini baştan aşağı Abi dekore ben base olayına falan hiç giremedim ki yok. daha. Ben de. Asla o çok çok late game gibi duruyor yani onlar. Bayağı yani ben end game ya. Bir kere para basman lazım her şeyden önce. Parayı Evet. basman lazım yani. Bu Çok fazla dertane coin Ve lazım. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu oyun mekaniğinin oyun dünyasında bir yeri var mı? Taşıma kapasitesi. Abi. Of. Ve Böyle bunun bir taşıma mantığı var mı? kapasitesini aşarsan Tamina'nın yürürken bile gitmesi. Ama o Ya. güzel bak. Mesela Skyrim'de hantal hantal gidiyorsun. Bunda en azından sana koşmana izin veriyor ama oksijenin çok hızlı tükeniyor ve Evet. karbondioksitin çok hızlı artıyor. Abi Ya. yürürken bile oksijenin gitmesi çok OP ya sanki bilmiyorum ama. Ya bütün envanterime companion'larla paylaştım. Gemime koydum. Hala encumbered oluyor. Hala. Bunu bir şey yapamadılar. Tam olarak herhalde onun dengesini kuramamışlar gibi. Ya bak ne yapacaksın biliyor musun? Bethesda'yı alacaksın. Tadavur'da alacaksın. Ondan sonra Nintendo'yu alacaksın karşısına. Birisini açıklayacaksın ki taşıma kapasitesinin bir anlamı yok. Diğerini açıklayacaksın ki kardeşim Zelda'ya silah şeyi koymayın. Bu nedir onun adı? Damage level'ı koymayın. Ha, Yani kırılmış. gereksiz. Evet gereksiz Gerçekten mekanikler. Nintendo'yu karşına alsan söyleyeceğin ilk şey bu mu olur? Ne bileyim arası oyununuzu oynadığım için beni dava etmeyin derim en az belki ilk önce. Yani ben Bu de arada 30 yaşındaki oyunlara 70 dolar istemeyin diyecektim ama bu da olurmuş. ekranları ile ilgili ona geri döneceğim maalesef özür dilerim. Zelda oynadık ya birkaç ay önce. O kocaman map, 3 kata ayrılmış map, sıfır yükleme ekranıyla geziyordum. Ve Şimdi Nintendo Switch donanımında. evet, bir de Nintendo Switch Lite var bende. O kadar böyle. Artık Samsung S256 bilmem ne şey. Korkunç. Samsung S3 Evet. mini. S3 mini Allah'ım. Ya O aslında batıyor. Çok batıyor bana. batıyor kesinlikle haklısın ama teknolojinin biraz limitasyonu var gerçekten. Şimdi No Man's Sky'a bakın. No Man's Sky bunu gerçekten harika yapıyor değil mi? Yani ben çok oynayamadım çünkü sıktı beni. Ya Ama ama bir çok pardon gezegen... bir şey bölmek istiyorum Yok burada. yok söyle Çünkü lütfen. şunu söylemem lazım. No Man's Sky bunu çok iyi yapabilmek için kaç senesini harcadı abi? Öyle bir şey de var İnşaatlar. sanki ya. Ya Yani bak. ilk çıktığından beridir mi bu kadar Yok yok muhteşem bir... ilk çıktığından beri öyle sadece content eklediler. Ona bir Aynen. şey demeyeceğim. Gerçekten mi? Aynen. İlk çıktığında ben direkt korsan versiyonunu indirdim. Ve bu olay vardı. Gerçekten güzel. Gezegenden kalkıyorsun, çıkıyorsun. Mükemmel. Gerçekten harika bir şekilde veriyor bu hissiyatı. Ama bir de şöyle bakalım. No Man's Sky bu hissiyatı verebilmek için nelerden fedakarlık etti? Hikaye. Ondan sonra karakterler. Elle yapılmış handcrafted lokasyonlar. Yani RPG mekanikleri şunlar bunlar. Onu geçtim. Star Citizen'a... O indie bir oyun. Ona hiçbir şey diyemem. Indie olarak bakacaksın. Star Citizen'a bakalım. Star Citizen... Ben doğduğumdan beri şeyde geliştirme aşamasında Early Access'te oyunun bütçesi 420 milyon falan. Ve bu 420 milyon demek şu an çıkan herhangi bir AAA oyunun 2-3 katı demek. Ve hala çıkamadı. Ve hala sistem gereksinimleri astronomik seviyede. Yani bunu yapabilmek için Starfield gibi bir oyunu yapabilmek için güzel bir ara nokta tutturmak gerekiyor. O yüzden teknoloji limitasyonları bir noktaya kadar doğru ama ne olursa olsun gezegenden
kalkıp uzaya çıkabilmek gerekiyordu kardeşim. Abi uzay oyunuyla alakalı bir şeyden bahsederken astronomik sistem şakasını özellikle ayarladın mı peki? Yok abi, unintentional. Yapma gözünü seveyim, yapma ya. Bu arada ben şeyi, No Man's Sky'ı daha çok seviyorum. Seviyorum. Sevgi. Ayda ne dedi? Şok şok aşağıya yazılar geçmedi. Hadi bakalım. Ama bu açıdan daha çok seviyorum. İlgi çekici oyun. Hem content açısından hem oynanış açısından bence. Ya mesela kafanı kapattın. Ha söyle, söyle söyle. Bu arada direkt ana hikayeyi almışlar No Man's Sky'dan. Kusura bakmasın. Kusura bakmasınlar da. Aynı çünkü olay örgüsü. Hem başlangıç hem devamı. Bilmiyorum, daha ilgi çekici şey No Man's Sky. Çünkü dediğin çoğu şey var orada da. Handcrafted gezegenler. Hepsi değil tabii ki. Starfield'da olduğu gibi. Görevler aynı şekilde. Ve yine orada da ev yapabiliyorsun ve inanılmaz crafting sistemleri var. Bilmiyorum. Ya ama 2016 sistemler, o sistemler 2016'da yoktu. Onların hepsi geçtiğimiz 7 sene içerisinde bedava update'lerle geldi. Çünkü hani o sıkıntısını biliyorduk. İşte düzeltmek için ellerinden geleni yaptılar da. Yine de bir Starfield kalitesinde bir handcrafted şey yok. Yani bir New Atlantis gibi bir şehir yok ki şeyde. No Man's Sky'da gidip böyle uzun uzun diyaloglar kurabileceğin, işte seni içine çekecek hikayeler yok. Yok ama çok temel düşünelim. Şimdi New Atlantis'i al karşına, bir de No Man's Sky'ın kurduğu şehirleri al. Yaptığın aktiviteler temelde aynı aslında. Sadece New Atlantis daha çok giydirilmiş ve daha çok süslenmiş. Evet, hep yani şey anlamında estetik anlamda otomatikman daha güzel yapmıyor mu işte zaten? Tamam, o işte bakış açısına göre değişiyor. Onu söylemek istedim. Şimdi evet, New Atlantis'e bakmakla No Man's Sky'ın o çöl arazisine bakmak tabii ki çok değişik. Ama yaptığın şeyler temelde aynı. Yine No Man's Sky'da gidip bir yere görevi alıyorsun, sonra gidip görevini yapıyorsun. Starfield'da da bir yere gidiyorsun. Sadece arada estetik bir fark var aslında. Ama o estetik farklar her şeyi değiştiriyor. Ama şöyle bir şey yaklaşımda bulunmakta fayda var. Mesela Space Exploration Game olarak baktığında Starfield o değil yani. Hani sana bir uzay simülasyonu vermiyor. Sana arka planı uzay olan bir RPG oyunu veriyor. Evet şey, ya bu noktayı kaçırıyoruz bence de. Aynen. No Man's Sky kesinlikle ve kesinlikle bir Space Exploration Game. Kafanı kapat, tamam mı? Beyni şey yaptın, kapattın, zaman geçirmek için girdin ve etrafı keşfet, gezegenleri keşfet, ondan sonra yörüngedeki araçlara, işte uzay gemilerine git vesaire, böyle şeyleri yapmak için gerçekten No Man's Sky harika bir simülasyon oyunu ama Starfield bir simülasyon değil. İşte bu simülasyonu olmasına yaklaştırabilecek küçük detaylar gezegenler ve işte uzaya çıkmak arasında veya uzaydan gezegene gitmek arasındaki o bağlar, işte gerçekten gezegenden uzaya çıkmayı yapmaları gerekiyordu. Ne pahasına olursa olsun bence. Senin dediğin şeyde de şöyle bir şey var. İlk başta demiştin ya, benim katılmadığım Starfield'a gelen bir pozitif eleştiri var. Kendi roleplay'ini yaparsan eğer oyun eğlenceli oluyor diye. Şimdi orada ama sunumdan dolayı böyle düşünüyoruz. Çünkü işte oyuna girerken ilk başta bir şeyler seçiyoruz. Bizim arka planımız, karakterimizin arka planı ile ilgili No Man's Sky'da seçmiyoruz. Şimdi ben Pilgrim seçtim şeyde, Starfield'da. Pilgrim seçmemin istatistikler haricinde hiçbir şeyi yok bana. Yani daha bugün oynarken şeye gittim. Kendi dinimin bir tane camisine gittim. ibadet yerine gittim. Pilgrimlikle alakalı hiçbir şey çıkmadı ve şok oldum orada. Ben bunun için seçmiştim Pilgrim'i. Hani belki spiritüel bir şeyler olur diye. Hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Sadece seçtim ve benim istatistiklerime yansıdı o. Evet. Aynı şeyi No Man's Sky'da da yapabilirim. Orada da kendim istatistiklerimi yükseltip kendim roleplay yapabilirim. Aynı. Şöyle, benim şuna
şöyle bir itirazım var. Ben de astronotu o yüzden seçmiştim aslında, roleplay yaparım diye. Sadece oyunun girişinde astronotum diye bana özel bir diyalog çıktı. Onun dışında hiç kimse benim astronotluğumla ilgilenmiyor. Ama olay, RP'nin olayı kişisel özellikleri seçtiğin kısımda. Ben introvert oynuyorum ve diyaloglarım o kadar eğlenceli ki introvert oynarken. Kafayı yersin. Aşırı eğlenceli. Böyle utanıyorum, sıkılıyorum, böyle anksiyete falan basıyor karakterimi. Aşırı eğleniyorum mesela introvert oynarken. O kişisel özelliklerini seçiyorsun ya, 3 tane işte. Neon şehrinin bilmem nesi, işte extrovert ve başka ne vardı? İşte şey, duygusal falan mesela. Duygusal seçtiğin zaman mesela ekstra diyalog seçenekleri çıkıyor. Ya da şey çıkıyor. Ekibinle daha fazla kaynaştığın zaman buff alıyorsun falan mesela. O kısım gameplay'ine ve RP öğelerine daha yatkın. Ben de onun hayal kırıklığına uğramıştım ama oynadıkça diğer traitlerin daha önemli olduğunu gördüm. O yüzden toparlandım biraz. Ben de Wanted seçtim. Konuşma diyaloglarında bazen Wanted çıkıyor seçenek olarak. Ne seçili? Scoundrel mı? Ne seçili? Kendimi Han Solo sandığım için onu seçtim. Uzay oyunu görünce erkekler. Ve çıkıyor arada yani. Mesela böyle senden birisi bir şey istiyor ve bir şey istediğinde onu yapacağımı biliyorum. Para için yapacağım ve diyaloglarda hep ona göre hareket ediyorum. Sanki Han Solo'ymuşum gibi konuşuyorum. Ondan sonra böyle dalga geçiyorum, taşak geçiyorum insanlarla. Ondan sonra benim klasıma özel bazı diyaloglar da çıkıyor. Yani kendini ne seçtiğini adapte edip ona göre diyalogları seçtiğinde aldığın zevk gerçekten çok artıyor. Bana öyle gelmedi. Çünkü diyalog seçenekleri sınırlı şimdi. Tabii ki yok sınırlı. Yok ya. Ama hayır, yani şey anlamında diyorum. Bunu kötü anlamda demedim. Oyun olduğu için bu mecburen hani oraya sorunsuz diyalog yazamazlar. Sınırlı. O yüzden her zaman benim istediğim gibi olmuyor bazı şeyler. Şimdi ben de Pilgrim seçtim ve işte ondan sonraki şeylerim ona göre seçtim. Ben de Extrovert seçtim. Wanted seçtim. Bilmiyorum, çünkü mesela bir aydır da Baldur's Gate oynuyoruz ya. Ondan önce de inanılmaz RPG'ler oynadık. Tam RPG şeyini alamıyorum. Almıyorum Starfield'dan o zevkini. Ben lafı şuraya getirecektim. O zaman açtığın ortaya şöyle bir tepkiyle geliyorum. Hiç konuşarak sorunlarını çözmeyi denedin mi abi? Sadece bunu yapıyorum abi. Ben mükemmel bir şey. O hayat... kadar zevk alıyorsun ki. Bir tane mermi sıkmadım. Sadece konuşuyorum. Abi konuşarak çözebileceğim her şeyi konuşarak çözüyorum. O diyalog savaşına giriyorsun ya. Onu yükselttikten sonra bir de o kadar tatmin ediyor ki seni, evet, kazanmak diyalog. O sistemi diyalog. Çok güzel yapmışlar ya. Evet, bu arada. Benim için de o pozitif. O diyalog sistemi, persuasion sistemi güzel olmuş. İlk defa. Yanıma mutlaka İki tane şaraf alıyorum çünkü %12 şans artırıyor. Aynen. Değil mi? Böyle bir ikna edebileceğin bir konuşmaya gireceğini bildiğin an ilk bir içiyorsun, sonra konuşmaya giriyorsun. Aynen. Ben normalde RPG'lerde böyle konuşmayı çok seven biri değilim. Ben Warrior gibi böyle kaba kuvvet kullan. Ben stealth de hiç oynamam bu arada. Baya girerim, bam güm dalarım, ortalığı dağıtırım, anasını altır çıkarım. Bir de genelde overlevel oynarım genelde. Böyle bir alışkanlığım var. Basarım geçerim ama Starfield gerçekten bu konuda benim oyun tarzımı çok değiştirdi. Sadece konuşuyorum. Belki siz de oynamışsınızdır. Bir görevden örnek vereyim. Cep delik, cepken delik. Tamam, 5 kuruş param yok. Bir tane artefaktı aldım, çıktım. Çıkışta bir baktım, uzay korsanları basmış beni, tamam mı? Kelimenin tam anlamıyla diyorlar ki ya paran ya canın koşum. Ani hareket yapma deşeriz. Şimdi bende 5000 kredit yok. Yok yani, ne yapayım? Yoktan para mı var dedim. Konuştuk, anlaştık. Dedim ki ben dedim sizi daha önce öldürmedim mi? Aa evet, harbiden öldürdün. İyi tamam dedi, hadi görüşürüz dedi, bay bay dedi, gitti herif yani. İnanılmazdı ya mesela. Çok hoşuma gitti benim yani. Tabii bu kadar sığ değil ben. Biraz anlatınca çok sığ oldu ama. Ben aşırı eğleniyorum böyle şeylerde yani. Bilmiyorum. Ya aşırı katılıyorum. Mesela ben de Skyrim'de hani Stealth Archer, tamam mı? Sadece bunu oynarım. 50 kere baştan başladın her zaman. Stealth'i yükselt, ondan sonra okçuluğu yükselt.
hiç böyle konuşayım da ikna edeyim de şunlara bunları çıkarım ama yani dediğim gibi oyun kendi içerisinde kendi kendine roleplay yapmayı seni teşvik ettiği için yani sen 2230 bilmem kaç yılında geçiyor 2300'lerde mi geçiyor unuttum şimdi. Evet. İnsanlık o noktaya gelmiş. 2200'ler, 2300'lerdesin. Yani böyle bir şeyleri konuşarak çözmek daha mantıklı geliyor. Onun içerisinde ben hayatımda hiçbir RPG oyununda buna girişmedim. Hiç sevmem de. Hani aksiyon varsa kardeşim sal aksiyonunu yapayım yani. Onun mekaniklerinden yararlanayım ama Starfield bağlamının içerisinde, Starfield evreninin bağlamı içerisinde bir şeyleri konuşarak çözmek o kadar tatmin edici ki. Bir de şöyle bir taktik vereyim sana. Mesela konuşmaların sonucunda seçtiğin diyalog her şeyi değiştirmeyebilir. Değiştirmemesi de çok önemli değil. Aynı noktaya varabilir ama sen diyalogları kendi istediğin şekilde seçtiğinde, kendi karakterine uyduğunu düşündüğün şekilde seçtiğinde tamamen ona göre bir cevap veriyorlar ve hani sen o görevi kendi diyaloglarınla kendi tecrüben haline getirerek yaşıyorsun ve o görevden aldığın tatmin, o görevi yaşama tecrüben tamamen sana ait oluyor. Yani dediğim gibi kendi içerisinde roleplay yap ve oyun bunu ödüllendiriyor bence sürekli. Evet, ben, çok doğru. Benim işte oyunculuk alışkanlıklarım öyle değil benim de. O yüzden belki de sizin söylediklerinizin tam tersi deneyim yaşıyorum ben de oyun oynarken. Ben diyalog okumayı çok seviyorum oyunlarda. Normalde metin okumam. Metin niye okuyalım bir oyun oynarken? Ama seviyorum. RPG olursa özellikle. O yüzden tekstin kalitesine de bakıyorum hep. İlgimi çekiyor mu? İşte diyalog opsiyonları nasıl? Ne okuyorum şu an ben? Belki o yüzden de zayıf kalmış hissettirmiştir bana. Bir hakkında ne düşünüyorsunuz? Digipik sanırım oyunda. Hani kilit açma. Abi ben Digipik 4 tane ya 4 yuvarlak var arayüzde. Ben onları seçebildiğimizi o kadar sonra öğrendim ki. Çok utanç verici. Ya ben embesil gibi oynuyorum. Hayatımda ilk defa bir video oyunu oynuyormuş gibi oynuyorum oyunu. Ya mekanik çok güzel. Mesela yine şeyi bekliyordum. Skyrim'in çubuk sok çevir doğru yere. Onu bekliyordum çünkü Fallout'ta da aynısı vardı ama hani burada bu değişiklik hoşuma gitti ama sıkıntı şu. Giriyorsun ve bazı digipikler çok uzun sürüyor. Ki daha bu hani en kolay seviyedekileri. Çok uzun sürüyor ve açıyorsun içinden bir tane armut çıkıyor. Anladın mı? Bir tane şey uzay dondurması çıkıyor falan. Niye öyle diyorsun ya? 3 canını restore ediyor. Lütfen. Bu arada oyundaki yemek şeyleri, modelleri inanılmaz güzel. Ha onu soracağım. Gerçekten. Mesela oyunda marul falan çıkıyor. Onlar da 3 can veriyor yazıyor. Onu yiyince size can geliyor mu? Bana gelmiyor çünkü. Ha, geliyor canım. Barda görmüyorsun. Yani aynen. Seçemiyorsundur o 3 canı. Ha öyle mi? Ben gelmiyor sanıyordum çünkü. Yok, geliyor ama geliyor, çok az geliyor. O 15 tane yemek yiyorum. Gram ilerlememiş bar. Ben o kadar az ilerliyor ki seçemiyorum. Öyle mi yani? Yani çok az ilerliyor gerçekten. O yüzden böyle yemeklerle falan uğraşma ama özellikle buff veren yemekler var. Evet, damage resist verenler. Ay, mesela çok rahat veriyor. Mesela oyundaki şeyi de çok beğendim. Sadece numaralarla hareket etmiyorsun. Yani bu kost, işte bu nedir onun adı? Uzay suiti diyeyim. Bu bundan daha iyi. Bu bundan daha çok damage yiyor falan. Bu değil. Mesela bufflara çok dikkat etmen gerekiyor. Hangi özellikleri var ona bakman gerekiyor. Ve sana uygun bir şey seçtiğinde daha güzel oluyor. Hani bir tanesinin daha çok koruması olabilir. Daha çok damage absorb edebiliyor belki ama buffları daha iyi. Daha çok jetpack veriyor. Daha çok oksijen veriyor falan. Hani bunu çok beğendim. İşte şey değil, lineer değil. Sana uyanı seçmen gerekiyor. Bunu güzel yapmışlar. Hani oyun tarzını belirlemen lazım. Daha atik mi oynayacaksın? Böyle koşacaksın. Hani staminanı nasıl işleyeceksin? Daha mı çok hasar yiyeceksin? Daha mı gizli gideceksin? Onun için zırh arıyorsun yani. Sayılarını yükseltmek için değil. Yani doğru. Anladım. Aslında oradaki taktiği söyleyeyim. Şeye bakacaksın. Damage'a bakmayacaksın. İtemin fiyatına bakacaksın. Fiyatı en yüksek olanın bufflarına dikkat edeceksin. Bakıyorsun sana uyuyor mu?
Ve ağırlığına bakacaksın tabii ki. Encumbered Of. olmayacak. Allah'ın belası. Ya bir şey diyeceğim. Siz şey falan topluyor musunuz? Resource falan topluyor musunuz hiç? Hayır ya. Ben topluyorum bayağı. Ben ne hiç işe yarıyor onlar? Araştırmaları yapıyorum ben onlarla. Hiç yapmadım. Aa, araştırmalar ne işe yarıyor? Ha, dekorasyon açtım birkaç tane. Eve giriştiğimde onları yaparım diye. Bir de işte modlar var zırhlar için. Onları açtım araştırma yaparak. Ya onlar büyük ihtimalle biraz late game olayları. Biz ilerlemediğimiz için lazım Ama olmadı. bayağı işe yarıyor modlar. Bir de 3 ayrı şey için, ekipman için modlar var. Hem helmet, hem zırh, hem de arkaya taktığımız şey. O modlarla işte daha çok istatistik yükseltiyorsun. Veya işte bazı eklentiler falan kuruyorsun. Bir de ben o modu taktıktan birkaç level sonra ondan daha iyi bir zırh düşüreceğim ya mesela, ne bileyim. O da doğru. Hani çok Aynen böyle. uğraşmak değil. Ben seçeneğim var bir bakayım diye giriştim sadece. İyi zırh bulup onu modlamak istiyorsun da. Ya şeyi beğenmedim, bu hani zırh ve silahlar için geçerli mi bilmiyorum da. Ben gemimi çok yükselttim az önce. Mesela 50 bin kredi mi ne harcadım. Bu Frontier'ın default gemisine. Geminin değeri 8.000'den 11.000'e yükseldi sadece. Eğer böyleyse kötü yani o. Ha, bayağı az yükselmiş. Hiç yapmadım ben onu. Gemi savaşları bu arada bak. Ya delirtiyor beni. Çünkü gemi savaşlarında tek bir aksiyon şeyi var, açısı var. O da rakip gemiyle karşı karşıya gelirsen. Ondan sonra zaten rakip gemi sana doğru uçuyor. Arkana geçiyor. Sen de işte ona göre ayarlıyorsun açını saldırmak için. O kadar sıkıcı ve yorucu ki benim için o gemi savaşları. Bir de bitmiyor da zor yapmışlar. Bana da bir o kadar arcade geldi, biliyor musun? İşte zaten onu diyorum. Sadece gemiye ateş açabileceğim açıyı bulmaya çalışıyorum ben gemi savaşlarında. Ondan sonra da ateş düğmesine basıyorum. Aynen, fareyi üstünde tut, locklandığını gör, mouse ve G spamla şeklinde. Arkadaşlar siz hiç gemilerin arkasına geçip gemiye locklanıp motorlarını ve silahlarını devre dışı bırakıp gemiye yaklaşıp gemiyi doklayıp içindeki herkesi öldürüp gemiyi çalmamışsınız ve çok belli ediyorsunuz kendinizi. Evet, hiç evet, yapmadım. Yapmadım. Evet, bu böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Çok eğlenceli. Mesela 3 gemi saldırıyor ya. Önce bir tanesini seçiyorum, yok ediyorum. Ondan sonra asıl taktiği şöyle vereyim hatta. Böyle gemi senin görüş alanındayken şey yapıyor. Ona şey yapabiliyorsun, kitlenebiliyorsun. Kitlendikten sonra geminin ateş açmak istediğin belli bir spesifik alanını seçebiliyorsun. Mesela ben önce silahlarını yok ediyorum ki bana ateş edemesinler. Silahlarını yok ettikten sonra zaten gemileri direkt patlatabiliyorsun. Çünkü böyle kafası kesik tavuk gibi geziyorlar uzayda. Gemileri patlattıktan sonra son bir tane kalıyor. Bir tane kaldığında da şey yapıyorum. Nedir onun adı? Motorlarını yok ediyorum. Motorları yok ettikten sonra gemiyi boardluyorum. İçeridekileri öldürüyorum. Bir de o da çok keyifli çünkü gemi o işlevsiz hale geldiğinde sıfır yer çekimi oluyor, böyle uçarak gidiyorsun falan. Ateş ettiğinde geri sekiyorsun. O da güzel. Ondan sonra oha. Aynen. Hiç böyle şeyler yaşamadım ben ya. Çok güzel. Herkesi öldürdükten sonra şey, gemiyi çalabiliyorsun. Gemiyi çaldıktan sonra gidip satabiliyorsun. Aa. Aa. Bunun için peki ekstra perk, ne bileyim, upgrade? Yok, hiçbir şey gerekmiyor. Sadece gemiyi satmak istediğinde ilk götürdüğün yere register etmen gerekiyor. O yüzden aldığın kar biraz düşüyor ama mesela çok güçlü bir ya gemiyi burada şey da mı yaptın. vergi var ya, of. Ama şöyle de bir şey var. Mesela hiçbir gezegenin random bir yerine indiniz mi? Evet, Ne rastgele demek bir o ya? gezegende şuraya inmek istiyorum deyip indiniz mi hiç? Ha şey, set waypoint'e basarak mı? Aynen. Evet. Mesela öyle yaptığında seni işte oyun böyle etrafına şey yapıyor. Hani yapay zeka ile bir şeyler oluşturuyor senin etrafını. Ama oraya inip giden kalkan gemiler oluyor. Mesela bir gemi indiğinde koşup gemiyi boardlayıp gemiyi çalabiliyorsun. Ha onu biliyorum canım. O encounter'ı yaşadım. Ha. Onu yaşadım. Hatta şey, zamanı ayarlayamazsan gemi kaçıp gidiyor da. Aynen.
Hiç yaşamadım bunları. Ya böyle değişik şeyler de var bayağı aslında. Yani evet, genel olarak o zaman sizin deneyiminiz keyifli geçti. Abi çok eğleniyorum ya. Niye bu kadar eğleniyorum bilmiyorum. Çok eğleniyorum ama yani. Ya bazen böyle işten molam oluyor. 2 saat aram var. Giriyorum ve hiçbir şey yapıyorum. Ama o hiçbir şey bana o kadar büyük bir tatmin hissi veriyor ki. Hiçbir şey yapıp çıkıyorum. Kendi kendime küçük bir hikaye yazmış oluyorum. Ve bitiyor benim için. Yani tamamen kendi tecrübeni kişiselleştirmen gereken bir oyun. Ondan sonra inanılmaz sarıyor. Ama ne bileyim böyle Baldur's Gate gibi aşırı ağır bir RPG de değil. Witcher 3 gibi çok aksiyon odaklı bir RPG de değil. Yani ikisinin arasında kendi yerini kendin bulman gerekiyor. Bu arada onu bence güzel dengelemişler. Her oyundan bir şey var burada Starfield'da. O yüzden bir kere demiştim 25 yıllık Bethesda deneyimi şeyinin tecrübesinin çıktısı. Onun dengesini iyi vermişler bence. Her the game bu yani böyle. Başından sonuna kadar tam bir Bethesda oyunu yani. Bunu tamamen akılda bulundurmak lazım. Doğru. Şey ne olur? Bu yılın bu yıl çıkmış oyunlar ve çıkacak oyunlar arasındaki Starfield'ın yeri sizin için. Ben Baldur's Gate oynamadım. Ben de oynamadım ve birazcık da Starfield yüzünden oynamadım. Çünkü Baldur's Gate'i oynarsam Starfield'dan alacağım keyfin düşeceğine inandım ben. Ben bayağı Baldur's Gate'in teması bana uymuyor. Çok D&D kültürü olan birisi olmadığım için. D&D kültürün olmasa da oynarsın bu arada. Ya, Divinity'leri de oynamadım mesela. Yani şey benim computer RPG janrasıyla çok bir ilişkim yok. Ha, anladım. Çünkü internet abiler bayağı ıslak ıslak konuşuyorlar. D&D işte bizim zamanımız geldi falan diye. Hiç alakası yok bu arada. D&D hayatta D&D diye bir şey duymasan bile Baldur's Gate iyi bir oyun diye çıkıyor. Yok hiç yani ikonuna çift bile tıklamadım öyle söyleyeyim yani. Anladım. Zelda'yı geçti mi mesela Starfield? Ama Zelda'yı benim için geçti çünkü ben bitirmedim. Wow. Şey Tears of the Kingdom'ı henüz bitirmedim. Bitireceğim bir ara da. Ya Tears of the Kingdom çok güzel, aşırı eğlenceli, çok güzel bir sandbox ama bilmiyorum ya. Birazcık daha şey istiyorum. Elle yapılmış bir şey istiyorum. Hani Tears of the Kingdom'da A noktasından B noktasına gitmek bir yolculuk ve o da çok güzel, çok keyif veriyor. Ona hiçbir lafım yok. Ama zaten Breath of the Wild'da çok benzeri bir tecrübe yaşadığım için bu sefer beni çok şok etmedi veya çok etkilemedi beni. Hani Breath of the Wild'ın biraz daha fazlası, daha güzeli. Hani ekledikleri mekanikler çok değiştiriyor olayları. Bu işte yeni aldığın güçler falan, onlara hiç lafım yok. Hani böyle DLC ayarında diyemem. Çünkü değil ama aldığın keyfin bir farklısını veriyor. O yüzden böyle çok şok edecek şekilde etkilemedi beni. Ama belki hikayede ilerleyince falan yapacaktı. Çünkü onda da sadece yan görev yaptım. 20-30 saat falan oynadım, sadece yan görev yaptım. Bir de Gerizmo'da oynadın ya daha önce. Oh, hey. Gerizmo'da şey Zelda karşılaştırılması. Abi oyun kültürü desem ben de. Aynen öyle. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela hangi oyun bence Starfield yılın oyunu olmayı hak etmiyor kesinlikle. Çünkü çok fazla eksiği var. Ama bundan 10 yıl sonra hangi oyun şu anda yılın oyun ödülünü kazanırsa kazansın, 10 yıl sonra o oynanmıyor olacak ama Starfield bence hala oynanıyor olacak. Of abi, tekrar bir Starfield da mı başlasam acaba diye konuşuluyor olacak. Benim ama şahsi görüşüm bu. Biraz da mecburiyet o. Hani Skyrim gibi, çünkü çok fazla şey var oyunda. Ya orası öyle tabii zaten ama. Mecburiyet mi? Efendim? Buradaki doğru konu mecburiyet mi sence? Hayır, mecburiyetten dediğim, oynayacak oyun yoksa açarsın bir Starfield yanına veya Skyrim'e yaptığın, Skyrim'le o gamer'ın arasında kurduğu o ilişki Starfield'la da olur bence de yani. O yüzden 10 yıl sonra da Starfield oynanır.
gamer lisansını alabilmek için 2 senede bir Starfield'a başlaman gerekiyor. Değil mi? Sonra arkadaş ortamında mesela, aa sen işte çok az Starfield oynuyorsun. Abi ben bir o kadar da korsan oynadım falan. Ama bence işte oyunun hani zamansız oluşuna bir iltifat bu. Çünkü insanlar Skyrim'e niye tekrar tekrar başlıyor? Hikayeyi farklı bir yerden tecrübe etmek için değil de o dünyada bulunmayı seviyorlar. Sıfırdan başlayıp yükselmeyi seviyorlar. İşte sıfırdan başlayıp questleri tekrar almayı, o tekrar o tecrübeyi yaşamayı seviyorlar. Bence Starfield de onu veriyor. O yüzden gerçekten zamansız bir RPG oyunu yine. Fallout 4 bu kadar değil. Ama Starfield Skyrim kadar olmasa da bir tık altında yine. Bence orada şöyle bir değişiklik var. Skyrim'in geldiği zaman ve arada geçtiğimiz 10 yıl hem oyunlar değişti, gelişti, bir şeyler oldu. Bir ton yeni oyun çıktı, bir ton yeni sistemler, bir şeyler çıktı. Skyrim her zaman bir konfor alanıydı. Ama şimdi yine aynı şey. Yani hani çok fazla bir değişiklik yok ya. Aynı Skyrim'le aynı olaylar, aynı mekanikler falan filan. Skyrim eskinin oyunuydu. Eski oyun sektörünün oyunuydu. Starfield şimdi 2023'te geldi. Ben yine aynı şeylerin Bethesda oyunu olarak geldim buraya diye. O yüzden ben o kadar da şey düşünmedim. 10 yıl sonra Starfield yine kalır falan diye bilmiyorum. Starfield orta nesil bir oyun. Araştırmanı öneririm. Yok canım, Skyrim kadar olması imkansız ama Fallout 4'ten daha çok tekrar tekrar oynanacağını düşünüyorum ben. Bence de tabii. Yani Skyrim gerçek, yani Skyrim eşsiz bir şey. Yani onu tekrar yakalamak çok zor. Elder Scrolls 6, Skyrim 2 yani. Daha iyi anlarsınız diye söyledim. Teşekkürler. O son kısım olmasa ben hangi oyunu konuşuyorduk unutuyordum çünkü. Skyrim 2, Skyrim 1'den 10 kat daha iyi olsun. Teknoloji mükemmel gelişsin. Loading screenleri ortadan kaldırsınlar. Tüm questler harika olsun. Hikaye harika olsun ama Skyrim kadar oynanmaz yine. Çünkü o enerjiyi yakalamak çok zor yani. O milyon yılda bir olacak bir şey. İşte o yüzden dedim. O zamanın ruhu Skyrim'i korudu. Hı-hı. Ay ay. Var mıdır başka şeyiniz? Abi ben o sihirli soruyu soruyorum. Sonda soracağım dediğim. Buyur. Yani eleştirdiğimiz yerler var. Sen özellikle keyif almıyorum oyundan dedin. Özel olarak yani sıkılıyorum dedin. Peki Starfield kötü bir oyun mu abi? Bence işte az önce dedim ya The Game. İşte çok ortalama, böyle 10 üzerinden 5 yarı puandır ya, en ne inanılmaz iyi ne kötü, tam 5 böyle. 5 ne zamandan beri öyle bir puan, baya çöp. Oyun dünyasında 5 çöp demek ya. İşte onu Amerikan basınına şikayet edeceksiniz, benim için öyle değil. Film endüstrisinde 10 üzerinden 5 filmi izler keyif alırsın da 10 üzerinden 5 oyun oynanmaz ya. Ama yarısı yani tam ortası ben tamam işte. Oynanır. Abi bilmiyorsan söyleyeyim, tam ortası 7'dir. Kardeşim bak şimdi orta jenerasyon oyun diye Google'a ya. Yaz. Orta jenerasyon. Bak bir şey daha diyecektim. Bunu podcast'a gelmeden önce özellikle kafamda kurguladım. Starfield o kadar sıkıcı bir oyun ki oyuncular artık Starfield'a verdikleri zamanın karşılığını alabilmek için yokluktan drama çıkarıyorlar. Twitter kavgalar dönüyor Twitter'da. Aa doğru. Çok aşırı ikna almışım değil mi? Peki şunu sorayım. Starfield PlayStation Exclusive olarak çıksaydı nasıl olurdu? Veya hiçbir yere Exclusive olmasaydı, her platforma çıksaydı nasıl olurdu bu tepkiler sizce? Bence çok daha yumuşak ve çok daha pozitif olurdu. Her yere çıkmış olsaydı belki yine şu anki gibi olurdu da. PlayStation Exclusive olsaydı. PlayStation Exclusive olmaz çünkü PlayStation RPG oyun yapmıyor. Damn! Kardeşim sen Horizon Zero Dawn oynamamışsın.
Hayır, şu Ubisoft açıksın ya. Şimdi ben kaydı kapatıp yeniden açıyorum ve Horizon Zero Dawn bir RPG midir onu konuşuyoruz. Aha kaydı kapattı galiba. Bam diye bir ses geldi. Ayağım masaya çarptı. Bu da böyle bir kayıt. Her şeyi söylüyorsun. Ben o yüzden şimdi bir tuvalete gidip geleceğim. Siz konuşun. Ha, kayıtta mıyız hala? Evet. Horizon bir RPG oyunu değildir. RPG belki buradaki RPG roket atar olan RPG'dir. Niye bu kadar üzerine gidiyorsun oyunun? Ayrıca var öyle bir şey yani şey bu T-Rex'e benzeyen robottan düşürebiliyorsun onu. Değil mi RPG? Aynen. Bayağı RPG oyun işte. Oyun Ata'ya katılmıyorum. Ata'nın arkasına hemen konuşalım. Oyun gayet 10 üzerinden 8 bir oyun. Bir Horizon beta... Starfield. Ha, çünkü Horizon 10 da o yüzden bir afalladım. Haklısın, özür dilerim. 10 üzerine 10 mu ya gerçekten? Ya 5 bir tık düşük değil mi ya? 5 çok düşük be. Ya 5 oyun... hani orta anlamında bile düşük ya sanki. Ya şey yorumunu hiç sevmiyorum. Mesela bir şey izleyip sen şunu anlamadın diyorlar ya insanlar. Sana ne kardeşim, o zaman anlatsaydı değil mi? Ama evet. Mesela Starfield gibi bir oyunu bence yanlış oynayabilirsin. Çok doğru. Ya hani sandbox kelimenin tam anlamıyla bir kum kutusu. Ankara. Hani o kum kutusunda istediğin şey yaparsın. İstersen şeyini, kovanı doldurur, kale yapmaya çalışırsın. İstersen işte plastik topların vardır, onları gömersin falan filan. Kelimenin tam anlamıyla o. İstediğin her şey yani. Ve yani kumda tabii eğlenmesini bilmezsen abi, o kum mesela ayağına yapışır ve keyif almazsın ya mesela. Aha. Of, ne metafor be. Aman aman. Yani o yüzden bilmiyorum. İnsanlar Starfield'ı bu kadar eleştirip bu kadar drama yaratacağını, otursunlar oyunu sundukları gibi kabul etsinler ve mesela kendi şeylerini, yani kendi tecrübelerini yaratsalar bence eleştirilerin hepsi ortadan kalkacak ve çok güzel bir tecrübe yaşayacak insanlar. Ama ben az önce oyunculara oyunu oynaması gerektiğini mi söyledim? Ben yanlış anlamadım değil mi? Sen çok bir talep ediyorsun. Bu arada çok büyük bir talep, evet. Hani oyuncular çünkü genelde oyun oynamaz ve gider dramaya. Oyunlar hakkında konuşurlar. Ya şöyle bir olay var. Şimdi oyuncular satın aldıkları şu PlayStation şeyi var ya, sembolleri var ya, ışıklı, çarpı, üçgen, kare, yuvarlak, bir tane ışık var, evet. Işıklı. O ışığın yansımasından monitörü göremedikleri için Starfield'ı oynayamıyorlar şu anda. oyun kendi başına bence gayet net 10 üzerinden 8 bir oyun. Bir Bethesda oyunu olarak da 10 üzerinden 9 bence. Yani bu arada sen bir Bethesda fanıysan, Skyrim'i, Fallout'u çok seviyorsan bu oyunu oynayıp inanılmaz büyük bir keyif almaman imkansız bence. Değil mi abi? Ben de onu düşünüyorum. Yani bir insanın Skyrim'i sevip bu oyunu sevmemesi, bir insanın Fallout'u sevip bunu sevmemesi mümkün değil gibi geliyor bana yani. Aynen öyle. Orada yani mesela söyle. Söyle. Yok sen söyle. Bence şeyden değişiyor. Ben kendi üzerimden yorum yapacaksam Fallout bütün oyunlarını çok severim. 76 dahil. Ama tamamen farklı konseptler, oynanış açısından o kadar farklı olmasa bile yine de Fallout daha çok içine çekiyor beni. Ama Starfield o kadar çekmedi. O kadar da bence şey değil. Bunu sevdiysen onu da izleyin. Sen bu formülden sıkılmış olabilir misin peki? Çok. Ben en son Bethesda oyun oynadım da yıl 2018 falan da herhalde. Pandemi yoktu ya. Valla işte. Ben yakın zamanda Skyrim replay yaptım. Gayet mutluyum. Yani mesela oyun hakkında eleştiriler yapıyorlar. Diyorlar ki içeri giriyorum, karakter geminin içine çöküyor, böyle aşağı doğru eriyor. Ondan sonra bir karakterle konuşmaya çalışıyorum, benle sırtı dönük konuşuyor diyor. Donuk konuşuyor diyor. İşte şehirde yürüyorum, bir şey söyleniyor, birden görev açılıyor diyor. Bunu siz eleştiri olarak anlatıyorsunuz. Hayır. Bu
Bu Bethesda sihri, anlatabiliyor muyum? Bu küçük küçük Bethesda'nın ortaya sıçtığı, senin için serptiği mükemmel küçük küçük şeyler. Oyunu bir araya getiren küçük sihir, küçük şey, yapıştırıcı bu yani. Bunlar eleştiri bile değil. Adam bana dönmemiş, karakterin arkası bana dönmemiş veya bana dönük. Allah Allah. Biraz çok şey bekliyor, biraz da şey arıyor herhalde. Nereden eleştirsen. Ya adam gitmiş mesela New Atlantis'e inmiş. Gemilerle görevli kişi yukarıda uçuyor, tamam mı? Konuşamıyor. Bu benim başıma gelmediği için ben üzülüyorum. Çünkü ben bunu görmek istiyorum. Ben Bethesda oyunu oynuyorsam benim evet, başıma bu gelmeli kardeşim. O da doğru. Abi son zamanlarda da bu tırnak içinde Bethesda oyunu kavramına aşırı sinirlenen insanlar çıktı. Şöyle. Hani işte bug var falan filan dendi. Ya bu bir Bethesda oyunu diyorsun ya. Abi bunun Bethesda oyunu olması bunu meşru mu kılar? Niye bug var bunda? Ve diye ekstra bir ses yükseliyor artık. Bilmiyorum, hiç gördünüz mü, duydunuz mu YouTube'da? Duydum. Özellikle. Duydum. Sektörün gatekeepleri, internet abiler 15 yaşındayken Skyrim oynadığı için kendini bu konuda yetkin gören bir takım abiler niyeyse şeyin, Skyrim'in Bethesda'nın avukatı gibi. Ne ya bu ya? İnsanlar PlayStation 3'te Skyrim oynamamışlar. PlayStation 3'te Skyrim'de oyunda ilerledikçe mesela itemler düşüyor, insanlar ölüyor, cesetler hep her yerde, ne zaman gitsen öldürdüğün adamın cesedi duruyor ya. Hı-hı. Bunlar birike 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 PlayStation 3'ün RAM'ini çok patlattığı için 100 saat sonra oyundaki FPS'in stabil 15 oluyordu. 15 FPS oynuyordun. Ve ben bu handikaplarla aşık oldum oyuna. O yüzden insanlar bunu yaşamamışlar bence. Şimdi ya, bir dakika, ben doğru mu anladım? Microsoft stüdyosu PlayStation oyun mu çıkarmış zamanında? Fark etmemişler. Abi yanlışlıkla. Çok ilginç. Abi. Çok ilginç. Biraz da sektör. Ben bu noktada bunu muhtemelen kaydın başlangıcında söylemem gerekti. Bu kanalda 20-30 tane video var. İlk defa oyun konuşuldu. Burası asla bir oyun kanalı değildir. Diğer videolara bence bakmayın bile, bu bilmiyorsanız kanalı. Sadece ben dostlarımı toplayıp bir Starfield konuşasımız geldi bu. Evet, bunu kaydın 4. saatinde söylemen çok iyi oldu. Evet, evet, asla kimse dinlemeyecek ve muhtemelen başka videolara bakıp ne oluyor mu falan diyecekler. Evet. Arkadaşlar oyun güzel. Biraz rahatlayın. Götünüzdeki çubuğu çıkarın. Her şeye geçtim, bu oyun bedava ya. Bedava oyun oynuyorsun. Sen neyi eleştiriyorsun? Aynen öyle. Ya bu fakir Türkolar yine neye alıyor? Allah. Şey hakkında ciddi konu şeyiniz var mı? Oyun Türkçe değil bildirdim. Ve Change.org üzerinden oyunu Türkçeleştirmek isteyen insanlar var. Böyle bir dava var ortada. Şey modu gördüm. Aslında bu çok güzel bir mod. Yapay zeka ile şey otomatik çeviriyor her şeyi. Yani ya, oynayamayan da, oynayamayan varsa çok işine yarar ama yani adamlar Game Pass'e oyun çıkarıyorlar. Beleş Türkçüler pardon, beleşçi Türkler şey yaptılar. Kara büyü uygulayarak 2030'da kadar Game Pass satın aldılar, tamam mı? Bir de neden Türkçeleştirilmiyor diye itiraz ediyorlar. Ya sen bir bırak oyunun satın al ya. Ben bu oyuna 1300 lira verdim. O 1300 lira hiçbir şey onlar için. Yani cebine giren hiçbir şey. 1300 evet, lira kaç dolar yapıyor? Bakayım. Evet evet. Bu arada Game Pass'i bir yıl daha uzatmaya verecekleri parayla bir İngilizce kursu mesela alınabilir. Ya hayır ya. Ya ama bak ona itirazım var. Hani kardeşim anlamıyorsan İngilizce öğren. Ya demek biraz hani ayıp, çünkü belki öğrenemiyor. Belki ona şey yapmıyor. Dili elverişli değil. Anlamıyor. Hani ona bir şey diyemem ama Türkçe dil desteği istemek de gayet haklı bir istek. Onu da anlarım. Tabii. Ama bunu talep etmek, haklarıymış gibi savunmak, bir de üstüne eleştirip gömmek çok saçma ya. Abi yaşa. Yani ben bu kadar toksik bir
bir şey talep eden insanın bu kadar toksiste daha önce görmedim. Şey falan yazıyor ya. Ya Türkçe getir ya da siktir git abi. Yani siktirse gitse ne yapacaksın? Oyunu alacak mısın 3000 liradan? Sen neyin dalgasını yapıyorsun ya yani? Ya Ya ben biraz bugün sert yani. bir tane oyunun eski bir dergide incelemesinde şey yazıyordu. Oyunun eksileri kısmında yazmış. Oyun İngilizce diye. İngilizce Bu oyun biraz işte. o gibi. Bu oyun gezer miydi bu arada hatırlamıyorum. Muhtemelen oyun gezer olabilir. Cevdet onu bir araştırsın. Ya ben bugün bir tane video gördüm. Araba çekiyor, sokak ortasında kadını kaçırıp götürüyorlar. Sen böyle bir ülkede yaşıyorsun ya. Senin Ya ülkende oğlum o kurguymuş ya. öyle Nişanlısı sürpriz yapmış evet. ha. Evet. O böyle kurgu mu olur lan? Değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Senin ülkende şaka diye böyle bir şey yapıyorlar, tamam mı? Senin paran Türkçe'yi çeviremezler. Bilmiyorum abi. Yani bir şeyi talep etmenin de resmiyeti yani ne bileyim Türkçe istiyorum. Bu kadar abi anladın mı? Yapmıyorsan yıkıl karşımdan. Hele zaten Türkofobi argümanı kopuyorum ona abi. Ya Tüm dünya Türklere karşı bunu artık yani anlayamıyorsan. ya gerçekten anlayamıyorum dostum. Şunu hayal etmek inanılmaz komik geliyor. Bethesda'da bir yönetim kurulunda oturmuşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü gündem şeyimiz, toplantımız, Starfield'ı Türkçe çıkartmayacağız. Ne olursa Abi, olsun. abi niye Türkçe çıkarmayacağız? Çünkü Türkler deveye biniyor mu? O Falan Orta yani Doğu akmaklarına Türkçe vermeyeceğiz bu oyunu. anladım. Abi oyunda bir faction var. Tamam, bir gezegene gidiyorsun. O gezegenin bir uydusuna iniyorsun. Orada küçük bir faction var. Oradaki insanlar Ermenilerden esinlenilmiş. O yüzden bu oyun Türk karşıtıdır. Doğru. %100 haklı. İlk başta Yasaklansa mı ciddi acaba oyun? söylüyor sandım. Bence bu arada yasaklanması gerekiyor, evet. Mesela abi Battlefield 1 Türkçe geldi ne oldu? Türkleri villain gösterdiler diye oyunun ağzına sıçmadılar mı? Neredeyse yasaklanıyordu oyun yani ülkede. Mesela Spider-Man 2 bazı Orta Doğu ülkelerinde yasaklanması konuşuluyormuş yani. Büyük ihtimalle homoseksüelite var. Ya oyunlar senin ülkende birazcık kültür olsa yasaklanacak bir şeyin Türkçe olmasını istemen ne bileyim çok ilginç geliyor bana yani. O kadar önümüzde problemler var ki bu mu ilk odaklanmamız gereken şey? Bilmiyorum yani. Ben birçok şey yapıyorum ama. Ya biz Mayıs ayından itibaren yaşadıklarımızı unutmuşuz gibi biraz sanki. Aman, Hani aman. yolumuza biraz fazla devam ettik. Sen niye Hani onu dedin ki? kalbime bir ağrı geldi. Bu arada az önce dedin Peter Parker umarım gay olur. Bak Peter Parker'ın Of ne eğlenirim var ya. o kadar fazla versiyonunu gördük ki, punkçısından tut noir bilmem ne, domuz Peter Parker gördük. Gay Peter Parker istemek çok büyük bir istek değil bence. Ya Of. bence Peter Parker'da İnternet. çok büyük bir biseksüel enerjisi var zaten. Yanlış Net, mıyım? net, net, %100. Aha, ama İnternet şenlenir ya. yeni oyunda bu olursa biraz canım sıkılır, çünkü MJ ile falan o kadar hikaye kurgusu oldu, cart curt. Hani onu etkilemişler, ama mesela bu Beyond the Spider-Verse çıkacak ya, ona koysunlar kardeşim yapabiliyorlarsa. Evet ya. Hikayeye uyacaksa küçük bir şekilde, çok bozuntuya vermeden. Çünkü Hayır hani abi ben Earth 616 Peter Parker'ın gay olmasını istiyorum. Ve en kaos, en tartışma, en alev çıkacak yerin olmasını istiyorum. Böyle internette aptal argüman okumak istiyorum. Beni anlatabiliyor muyum? şunu yapsınlar. MCU'nun Spider-Man'ini devam ettirsinler. Tom Holland'ın sevgilisi erkek olsun. Ben çok Harika. okeyim bak. En çok hangisi sorun çıkaracaksa o olsun diyorum sana. Evet. Türk Spider-Man G olsun, Kürt Of. İnanılmaz iyi. Alevi Spider-Man. Gay İnanılmaz iyi kafayı ya. Alevi Spider-Man. Alevi Ve Gay vegan. Spider-Man. Alevi gay ama transseksüel. Tamam mı? Vegan da olsun olur mu? Vegan. Vegan. Boğaziçi öğrencisi Alevi pembe saçlı Spider-Man. Ne olur. Benim bir hayalim var çocuklar. Bakın arkadaşlar, ismini de söylüyorum. Spider-Dem. Aa çok iyi. Pardon, Spider Day. Mükemmel.
Herhalde artık bizim konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadığı için böyle garip garip şeyler diyoruz. Ya şey Starfield'da şey olmuştu ya şey. Harika, eğlenceliydi. 1,5 saat olmuş. Keşke başka şeylerime de gelseniz, başka kayıtlarıma da gelseniz ileride. Ya tövbe tövbe, başka şeylerime de gelseniz, ne diyorsun sen ya? Yatağıma da gelseniz falan. Onu kayıt bittikten sonra konuşalım, olur mu şimdi? Tamamdır. O zaman kaydı kapatıyorum. Son bir şeyler demek isterseniz. Şu saniyeye kadar dinleyen oyun bro varsa gerçekten helal olsun. Gerçekten yani ya uyuyakalmış dinlerken bir şekilde. O da şey yani böyle başka video falan izlerken uyuyakalmış. YouTube buraya kadar getirmiş. Düşünsene bunu Starfield oynarken dinliyor şu an mesela. Mükemmel olur bu arada. Tam arka planda videoyu değiştirememiş. Buraya kadar gelmiş. Oyuna biraz eğlence gelir. Ha, diyerek kapatıyorum bunu. Ay. Peki şey yok mu? Gecenin üçünde böyle çişi gelmiş uyanıyor. Duyduğu muhabbet bir... Abi Peter Parker gay olsun ya. Tam uyandığı noktada Alevi Spider-Man diye bir ses çıkıyor telefonda. Of. Görüşmek üzere pek sevgili 10 abonem ve başka yerlerden gelen dinleyiciler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gaming Twitter'a selam buradan. Enes Kürezoğlu'na selam ver. Mustafa Kadir artık çalma bir defa. Ludenoid'in sahibi Nur, seni seviyoruz. Kokulu öpücükler sizinle olsun.